Selamlar. Efendim, bu sene Çeşme, Bodrum, Alaçatı'daki biçler her sene olduğu gibi yine haber oldu. Gerek lahmacun fiyatları, gerek içerideki ürünlerin pahalılığıyla alakalı. Aynı zamanda bu sene çok fazla kapıda bekleyenler olmuş sanırım. Biz de bununla ilgili bir skeç yazdık. Biçler acısı geliyor. Cenan ve Emre yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Arkadaşlar, arkadaşlar. Yalnız bakın, kapı açılınca kimse öküz gibi içeri koşmasın. Abi binlerce hayvandan tek koşamayanını örnek verdim. Ne var canım koşamıyorsa? Herkes koşmak zorunda değil. Beyefendi, ama öküz falan ayıp olmuyor mu canım? Ay haklısınız. Eşimin kusuruna bakmayın lütfen ama gerçekten sırayı bozmasak olur mu? Çünkü biz balayındayız ve en öndeki şezlong bizim hakkımız diye düşünüyorum. Ay anne, annemle bizim geçmemiz lazım. Ben yüzme yarışında bunu yiyeceğim. Can sakin. Sen ne değişik şeysin lan öyle. Şuna bak, soyulmuş salatalık gibi çocuk. Ay, ağzına acı biberi sürerim ama. Sen haddini bil bakalım. Nerede bu çocuğun ailesi? Beyefendi, ben 33 yaşındayım. İnanamıyorum ya. Benden büyük çıktı adam. Arkadaşlar bakın, bize burada yapılan muamele ne kadar da ayıp. Şuna bak, bir çeşme lirası 30 lira olmuş. Şuna bak, paramızla rezil oluyoruz. Bence halk plajına gidin. Açın, açın, açın. Merhabalar. Herkese merhaba. Rebiç'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalnız içeride aşırı bir yoğunluğum var. Maalesef sizi bekleteceğiz. Yalnız bizim rezervasyonumuz var hanımefendi. Evet, evet. Rezervasyon. Bizim rezervasyonumuz var. Şöyle bir şey, içeri çok kalabalık olduğu için ve saat 12.30'u geçtiği için bütün rezervasyonlar iptal oldu. Evet, farkındayım ama sizin rezervasyonunuzu birazcık ertelemek zorunda kaldık. Güzel. Yani ne zaman gelelim? Ha. 2024 gözüküyor. Yuh, seneye Temmuz'da mı geleceğiz yani? Aralık görünüyor. Ay, iyi montla gireriz denize. Saçmalamayın beyefendi, öyle şey olur mu ya? Evet canım, olmaz öyle şeyler. Arkadaşlar bakın, bize ne yapılıyor farkında değilsiniz. Sırayı da dizdiler, bekletiyorlar. Çok ayıp. Bence halk plajına gidin. Silindir 400. Araba durmadan atladım ya. Çok affedersiniz. Çok pardon, çok pardon. Çok pardon. Efendim hoş geldiniz. Şöyle anahtarı vereyim. Bir şeyler bakayım şöyle size. Bunu sana bundan. Yere düştü, pislendi o, dokunma. Hadi bakalım, eğlence başlasın ha. Selam. Hadi bakalım, eğlence başlasın ya. Beyefendi, evin anahtarıyla neyin eğlencesi başlıyor ya? Ayrıca 20 lira daha nerede eğlendin sen bugüne kadar? Niye onu aldınız içeri ya? Beyefendi, geçen sene rezervasyon yaptırdı. Tamam, şimdi rezervasyon. Araba sesini yanlış. Rezervasyon. Lütfen sakin olun. Kimseyi mağdur etmek istemiyoruz. Hepinize yardımcı olmak istiyoruz. Yalnız bizim bazı kriterlerimiz var. Maalesef bu kriterlere uygun olmayanları alamayacağız. Çok mantıklı. Kriterlere uymayan gitsin kardeşim. Doğru. Tabii, evet, doğru. Harika. Efendim, ilk kriterimiz, biçimize araçsız gelen misafirlerimizi maalesef alamıyoruz. Ay ya. Mal mısınız ya? Niye yürüyerek geldiniz? Otobüs vardı. Çift katlı ama. Özel halk otobüsü. Çık gülüm, hadi. Çık yavrum, çık. Evet, bir diğer kriterimiz de... Evet. Bu sadece bizim için değil, insanlık için de çok önemli. Alevli şort giyenler giremez. Oh, iyi ki seni dinlemişim. Pardon da bu moda değil mi yalnız? Çık kardeşim, çık gülüm. Çık. Hadi bakalım. Başka yok sanırım. Ben sana uyumlu giyinelim derken bunu mu kastettim? Uf, keşke ben bikini giyseydim ya. Hadi kardeşim çık. Kritere uymayan gitsin kardeşim. Çık. Çık. Şuradan. Çık sıradan. Evet. Evet. Şimdi Sivas'ta olanlar da ayrılabilir.
şaka yaptım ya, utanmıştım. Maşallah ne çok Sivaslı varmış. Ya sormayın, benim göbek adım Sivas ya. Nasıl şaka ya? Ben de gidiyordum. Kızım sen niye gidiyorsun? Sen Sivaslı bile değilsin. Ya benim baba tarafı Sivas, anne tarafı Nijerya. Nasıl denk gelmiştik o ikisi? Sorry, sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Hello. Hello, motherfucker. I don't have a reservation. I hope it's okay. No problem. No problem. Yeah. Welcome. It's euro? No. Alaçatı lira. Oh, lira amazing. Yeah, wonderful. Yeah, well. Woo! Oh. Ehlen ve sehlen habibi. Lakulladım, lakulladım. Oho. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Ben turistim. Ben turistim diyen turist mi olur abi? Böyle bir şey mi var ya? Lütfen. Tüh be. Keşke İngilizce olsaydım. Ya bu zekayla işi zor ya. Evet. Şimdiki kriterimiz işletmemize maalesef ama maalesef çocuklu müşterilerimizi alamıyoruz. Oho. Yani beyefendi öyle saçma kriter olur mu ya? Kritere uymayan gitsin kardeşim. Ne yapacağız Tansel? Sen hiç merak etme hayatım. Ben bu işi çözümleyeceğim. Sen bana bırak, tamam mı? Oğlum, seni reddediyoruz. Harbi mi baba? Ay hayır, ben oğlumu bırakmam. Saçmalama ya. Tüh ya, çok da heveslenmiştim. O zaman bunu aldıralım. Baba sence de biraz geç olmadı mı? Ya hayır, amcanlar gelsin alsın anlamında dedim ya. Ay hayır Tansel, çekil. Ben çocuğumu bırakmam. Gel bir dakika ya, çocuklar giremiyorsa bu dombik niye giriyor o zaman? Kış lan, kış. Benim simitim seninkinden daha güzel. Lan benim simitim yok, kış. Hoş, hoş çocuğuma şey yapma. Bravo kardeşim, tebrik ederim. Çok mantıklı bir işletmesiniz. Kritere uymayan gidecek kardeşim. Kritere uymuyorsan burada işin yok. Evet, işletme olarak görselliğe de çok önem veriyoruz. 100 kilo ve üzeri gidebilir. Kritere uymayan gitsin kardeşim. Abi, senden bahsediyorlar. Bende gaz var. Abi, atmosferde bu kadar gaz yok. 45 kiloyla kaçırdım. 45 kiloyla kaçırdım dediği şey de bu kız kadar ha. Allah'ım ya, resmen yapılan şeye bak arkadaşlar. Biz hepimiz çok değerliyiz ve hiçbir kritere uymaya gerek yok. Bence siz halk plajına gidin. Ya olacak şey mi kardeşim? Burası Çeşme'nin en meşhur biçi. Tabii canım. Adamlar hizmette çağ açtılar. Denizde bile servis yapıyorlarmış artık. Yok artık ya. Bu kadar değil ki. Alaka ya. Ne geliyor ya? İyi misin? Aleyküm abi. Hayırdır Bekir? Ya ben 5 numaraya hamburger götürüyordum. Akıntıya kapıldım, Mikonos'a kadar gittim. Hamburger nerede? Köpek balıklarına attım yolda görünce. Canın sağ olsun, maaşından keseriz. Gel. Allah razı olsun. Hadi geç. Açsana şurayı buradan. Hakikaten varmış. Ya ben size söyleyeyim. Altı numara bir meyve tabağı yazın. Ya bir meyve tabağı götüreceğiz diye Denizli'ye kadar sürüklendim ya. Beyefendi Denizli'de deniz yok. Tüh be, keşke Kayseri deseydim. Keşke. Evet, şimdi bu bizim için çok önemli bir kriter. Misafirlerimizin Instagram hesabında mavi tiki olmayanlar diyeceğim. Artık herkesin var. O yüzden Instagram hesapları 10.000 takipçi altında olanları da alamıyoruz maalesef. Oh, iyi ki satın almışız Selami. Sus, duyacaklar. Ya Allah, ya artık ya. Yalnız benim Instagram hesabım yok. Maalesef alamıyoruz o zaman. Ama hemen açarım. Bir saniye. Açtım, çok kolay oldu. 10.000 takipçi? Bir saniye. Yirmi bin oldum. (Gülüyor)
ne ya? 100 takipçi düştü ya. Ulan Osman diye biri de alev atmış. Aa, o sen miydin ya? Konumdan gördüm. Ya, ama böyle bir şey olur mu ya? Bu arada ben de takip ettim sizi. Sıradaki kriter ne? Evet, sayımız azaldığına göre artık ücretlerden bahsedebiliriz. Heh. Giriş ücretimiz 2000 TL. Tamam, olur. Şezlong ücretimiz 2000 TL. Oo. Tamam. İçeride de 5000 TL harcama sözü alıyoruz. La havle, 5000 TL'lik ne yiyeceğiz biz orada? Ya hiç dert etmeyin. Üç lahmacun yeseniz tutturuyorsunuz. Ha, tamam o zaman. Ya gayet mantıklı. Neye vermiyoruz ki yani? Selami, geçen sene apandisin patladı. Masraf olmasın diye ameliyat olmadın sen. Ya vücut zamanla atar dedim. Atmadım mı bak? Haksız mı çıktım? Ya inat ettim. Ben bu biçe gireceğim. Çok pardon. Ben şöyle yapsam. Ben giriş ücreti vermesem, denize girmesem, şezlong ücreti de vermesem, ayakta takılsam, bir de lahmacun yemesem, böyle de Esenyurt'a geri dönmüş oluyorum ama ya. Neyse arkadaşlar, ben çekiliyorum. Size başarılar. Sağ olun. Yolun açık olsun. Sağ olun. Kardeşim, seni de Allah kurtardı vallahi. Sen içeride 100 binlik olurdun, ben sana söyleyeyim. Evet, bu harcama sözümüze ek olarak da içerideki misafirlerimizin banka hesabında en az 50.000 TL olması gerekiyor. Aa, hiç problem değil. Ya benim 50.000 liram yok. Maalesef alamıyoruz. Yani kusura bakmayın, başka bir siteden de hesap açamayacağım. Ben abone olurdum. Sıradaki kriter ne? Hayatım, benim 1000 lira eksiğim vardı, senden tamamladım. Tamam aşkım, olur. Evet, herkes karşılıyor sanırım. Evet. Ay bir dakika, benim eksik kalmış. 49.900 alır mı? Maalesef alamıyoruz. Selami, benim eksik kaldı böyle de. Aşkım. Aşkım, benim eksik kaldı böyle. Nasıl ilerliyoruz? Kim elenmiş? Boyun posun devrilsin Selami. Hayatım ya, ben içeriği sana anlatırım. Sen git çarşıda bir kumru göm. Ya balayı da ayrı ayrı mı takılacağız? Ya finale kaldım, buradan dönülür mü ya? Sürünesin inşallah. O takı paralarını harca içeride de ben göstereyim sana, tamam mı? Beddua etme, beddua etme. Ya ne kadar hesap çıkabilir ki yani? Efendim, arabanızın anahtarı? Kalsın, iki kokteyl içmiştim, ona yazarsınız. Abi ne harcamışsın ya? Yok canım, girişte bütün parayı bahşiş verdim. İçeride de donuma kadar aldılar. Allah'tan mayonun altına don giyiyorum. Selami. Selami, sen don da giymiyorsun. Gel gidelim. Kurban olayım gidelim. Allah'ın adını verdim gidelim. Bak rezil oluruz. Hayır, inat ettim. İnat ettim. Ben bu biçe gireceğim. Evet, biz çok değerli bir biçiz. Evet, şimdi son kriterimize geldik. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Biz son ikiye kaldık da eşim hala burada. Mustafa, kuruya sıcak. Buyurun. Evet, dediğimiz gibi biz çok değerli bir biçiz ve bu değeri sizin tarafınızdan da görmek isteriz. En çok kim girmek istiyorsa denizin, kumun, güneşin tadını en çok o çıkaracak. Vallahi ben bu noktadan sonra hayatta dönmem. Ben ne gerekiyorsa yaparım. Ben ölümüne savaşırım. İşte aradığımız motivasyon. Ben gireceğim. Harika. Yapacak bir şey yok. Buyurun. Ölümüne derken şaka yaptı herhalde. Ciddi değildi yani. Öyle mi? Şey yapmayın da. Ne yapacağız şimdi? Sıkacağız mı? Yani yok be abi, yazlık yerdeyiz. Su tabancasıdır herhalde. Evet. Ay, sürünesin demiştim ben sana Selam. Ben dedim. Çok mantıklı, çok mantıklı. Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Allah aşkına, tuzlu su iyi gelir. Şu bacağı bir sokup çıkarayım. Maalesef. Lan adam vurdum ben. Tebrikler, siz kazandınız. Bravo kardeşim, bravo. Sen hak ettin. Abi çok teşekkür ederim ya. Yalnız polisi hemen aramasanız da hapse girmeden önce bir tatil yapsam. Tabii ki. Olur. Ah, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hak ettin. İyi misin Selami? İyiyim. Gel hastaneye falan gidelim. Bir ambulansı mı arasa? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz beyler? Olay tam olarak burada gerçekleşti. Önce sıraya girdiler. Ardından birbirlerine adeta para vermek için birbirleriyle yarıştılar.
tatil sezonu açıldı. Sazan avı başladı. Sanki yan tarafta aynı deniz yokmuşçasına bekleyen kalabalıkta sazanlar da vardı. Azanlar da. Siz olun. İkisi de olmayın. Safa Sarı. BKM Haber. Çeşme. Evet, çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet, yakındı. İkisi de turist şakası çok iyiydi. Sen oynamamış kendimi gibi. Altyapıdan arkadaşlarımız da bizimle oynadılar. Onlara da bir alkış alalım. Çok güzel hareketler devam ediyor.